Alo abi. Ben Pragya'yım, Abhishek değilim. Peki siz kimsiniz? Merhaba Pragya, ben de Rishabh Luthra. Arkadaşıyım. Aa, anlıyorum. Eğer Abhi'ye bir mesajınız varsa ben ona iletebilirim. Aslında evimizde verdiğimiz partiye çağıracaktım. Yoksa onu. Evleniyor musunuz Bay Rishabh? Harika, sizi ve eşinizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Seni ve Abhi'yi bu partiye davet etmek için aradım. Abhi'nin bu partiyi kaçırmayacağını düşünüyorum. Bu harika. Merak etmeyin, mutlaka geliriz. Sonuçta köyümüzdeki düğünler... Hayır, hayır. Köy demedim. Sonuçta birinin bizi düğününe davet etmesini beklemiyorduk. Siz merak etmeyin, geleceğiz. Hayır, hayır. Yanlış anladın. Bu parti benim düğünüm için değil. Yani ben... şu an evlenmiyorum. Demek öyle ha? Sorun değil. Sakın üzülmeyin. Beni affedin, hı? Sorun değil. Telefon çaldı. Sen olmayınca ben de cevap verdim. Alo? Merhaba abi. Neredeydin? Sabahtan beri aramanı bekliyorum. Yaklaşan bir konser için çalışmam gerekiyordu da. Neden beni aradın? Seninle geçen bir tören için konuştuğumuzu hatırlıyor musun? İşte bu konu için aradım. Eğer bu tören için gelmezsen babaannem üzülür. Sen olmadan bu törenin eksik kalacağını iyi biliyorsun. Bunu söylemene gerek yok ki. Ben o kutlamaya mutlaka geleceğim ve babaannenin üzülmesini hiç istemiyorum. Seni bekleyeceğim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. O kutuların burada değil, içeride kalması gerekiyordu. Hala çelengi bile hazırlamadınız. Giriş acele et, hiç zamanımız kalmadı. Ah, hayır, neredeyse unutuyordum. Prita'nın annesini bu törene davet etmeliydim. Ben onu arayayım hemen. Anne! Anne, telefona cevap versene. Neden cevap vereyim ki? Artık beni hiç kimse aramıyor. Peki, seni olsun. Arıyorlardır. Alo? Alo, Bayan Sarla, merhaba. Ben Raki Luthra. Nasılsınız? Ah, merhaba Bayan Raki, nasılsınız? Peki Karan, onun durumu nasıl? Ben kesinlikle çok iyiyim. Karan da çok iyi. Sakın endişelenmeyin. Karan bir kriket oyuncusu. Ufak tefek yaralanmalar olur. Kısa sürede iyileşir. Sizi aramamın asıl nedeni şu. Bugün evimizde bir tören olacak. Siz de davetlisiniz Bayan Sarla. Kusura bakmayın ama bizim burada da benzer bir kutlama yapılacak Bayan Raki. Bu her yıl olur ve biz de bu kutlamaya katılırız. Biz orada tüm dost ve tanıdıklarımızla buluşuyoruz. Ama Bayan Sarla, buradaki herkesi tanıyorsunuz. Siz de ailedensiniz. Mazeretinizi asla kabul etmiyorum. Bu törene gelmelisiniz ve beraber kutlamalıyız. Israr ediyorum. Bu arada Şrişti çoktan geldi. Hazırlıklara başladı. Elbisesini getirmiş. Lütfen kayınvalidenizi alın ve buraya gelin. Prita ve Canki de gelsin. Hepinizi bekliyoruz. Bekliyorum. Ha? Peki, tamam. Çok ısrar ettiğinize göre annemle birlikte geleceğiz. İstediğiniz gibi olacak. Peki, hoşça kalın. Telefonda kiminle konuştun Sarla? Bayan Raki'ydi anne. Bizi tören için evine davet etti. Evet, hadi gidelim. Hadi, sen de git hazırla. Bakıyorum da dünden hazırsın. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey anne. Çabuk tamam, ol. Tamam, ben gidip giysilerini hazırlayayım o zaman. Güzel bir şey seç. Tamam, sen merak etme. Tamam. Vay canına. Çok güzel bir iş çıkardım. Ben en iyisiyim. Harika işler işte. Neye bakıyorsun? Neden? Senin gözlerin falan mı bozuk? Neye baktığım belli işte. Senin saçmalıklarını dinlemeye gelmedim. Sadece annem ortalığı kontrol etmemi istedi, o kadar. Başka bir şey yok. Ben de bunu yaptım zaten. Ben görevlerimi biliyorum. Güzel. Çok iyi. Bu durumda Varun'un da her an geleceğini biliyorsundur umarım. Varun derken Varun Davan mı? Evet. Aman tanrım. Sorun ne? Var ya, Varun Davan'ın adını her duyduğumda kalbim küt küt atar. Eğer şimdi ölürsem herkesi bilgilendir. Onlara Varun'un gelişiyle Şrişti kalpten gitti de. Ama hayır hayır, ben şimdi ölemem. Onunla tanışmadım. Ölürsem onun gözlerinde ölmek isterim. Aksi takdirde ölmem. Ne? Varun mu dedin? Aman tanrım, peki nerede? Onunla hemen tanışmak istiyorum. Hayır hayır, ben tanışmak değil, direkt onunla evlenmek istiyorum. Kızlar biraz sakin olun. Bu ne böyle? Herkes onun hayranı. Elbette. Varun Dava. Bak, uzun bir hayat yaşayacak. Ne? Biraz sabredin. Geliyor. Aman tanrım, geliyor. Hadi, Varun hadi,
gitmedim. Hey! Sabredin kızlar, sabredin. Nasıl yani? Önce törene katılacak, sonra size gelecek. Ah, bu olmadı. Benim kalbim çok kırıldı. Öyle mi? Sana ne oldu? Çok mu üzüldün? Varun'la tanışana kadar benimle idare etsen? Kustun mu? Yoksa hamile misin? Hey, şeker getirin. Hey, saçma sapan konuşma. Eğer senin o ayaklarına bir tekme atacak olursam böyle yürürsün. İşte böyle yürürsün. Bir dakika. Geçen gün yaptığımı unuttun mu yoksa? Ha? İstersen yine düşüreyim seni. Tekrar ister misin? Güle güle. Varun Dava. Baktım. Ne? Hayır, ben kimseye bakmadım. Aa, neye baktığını anladım. O çok ünlü biri değil mi? Ona mı baktın? Ha? Hey, demek geldiniz. Karan, hadi yanlarına gidelim. Ben gelmiyorum. Benim başka işlerim var. Karan, lütfen onu umursama. Bugün ondan mutlu bir gün değil mi? O bizim misafirimiz. Onu karşılamak bizim görevimiz. Bayan Sarla, benim kayınvalidem. Anne, bu da Rişap ve Karan. Tanrım, Bayan Sarla'nın senin kayınvaliden olduğunu bilmiyordum. Bayan Sarla'yla daha önce tanışmıştım. Bu güzel bir haber. Aferin sana abi oğlum. İzninizle. Ama... içeri gelin. Sizi annemle tanıştırayım. Sizi gördüğüne çok sevinecek. Hadi gelin, lütfen içeri. Bak, gitmem dinle gerek. Beni. Hemen dönerim. Hey, nasılsınız? Lütfen siz konuşmaya devam edin. Ben içecek bir şeyler getireyim. İyi misin kızım? Evet, çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Bırak ya. Seninle tanıştığıma çok sevindim. Bugün böyle mutlu bir günde... Seninle tanıştık. Ne bekliyorsun? Hadi sarıl. Merhaba. En büyük hayranına imza vermeyecek misin ha? Gel buraya. Tamam, bu kadar yeter. Lütfen bayanlar, baylar, bana müsaade edin. Hey babaanne. Nasılsın bakalım? Bugün buraya geldiğine çok sevindim. Çok çok mutluyum. Lütfen beni utandırma. Bu tören için buraya gelmem gerekiyordu zaten. ama Prakya nerede? Geldi mi? O burada. İşte ailesiyle birlikte. Çok mutlu. Bak, Sarla burada. Evet. Yanına gidiyorum ben. Peki. Evet. Dur bekle. Bu raket niçin babaanne? Ne diyebilirim ki? Senin yüzünden. Hı hı. Çünkü Prita'yı sen tavsiye ettin. Bu kız gerçekten çılgın fikirlere sahip. Sürekli raket sallamamı istiyor. Hareket etmeliymişim. Nefret ediyorum. Belki de fizyoterapistin Prita için sana küçük bir ipucu verebilirim. İpucu mu? Hı? Söyle bakalım.
Bugün gün bitiyor. Akşam oluyor. Artık gitme zamanı. Ve bırak beni. Evet. İşte bu. Bu arada Rişap, söylesene konser ne zamanı? Aslında birazdan başlayacak. Ben kadınları bekliyorum. Hepsi Jitendra'yı uğurlamaya gitti abi. Hadi herkesi buraya toplayalım, tamam mı? Onları çağırmaya gidiyorum ben. Tamam, olur. Abi, hı? Ailem gelmeden önce benimle gelir misin? Aslında olmaz ama sesin endişe verici. Hoşlanmayacağım bir şey yapacakmışım gibi geliyor, doğru mu Rişap? Senden bir iyilik isteyeceğim. Ne o? Konserin organizatörü seninle tanışmak istiyor. Seni ona götüreceğim, olur mu? Hayır. Çok üzgünüm abi, özür dilerim. Senin özür dilemen için önce sinirlenmem gerekiyor. Elbette onunla tanışırım, hadi gidelim. Ve bir an evvel konser başlasın. Tamam, hadi. 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 Ya kesinlikle. Herkes evet, çok eğlendi. Harika. Anne. Evet canım. Akşay'ın ailesi hala burada değil anne. Merak etme, gelirler. Arabayı park etmek için uğraşıyorlardır. Gelirler. Merak etme. Ararım onları. Tamam mı canım? Peki. Kocam inanılmaz biri. Tatillerde hiçbir yere gitmez. Evde kalıp dinlenir. Ama bugün burada bir kutlama var ve adam Mumbai'den kaçtı. Kalbimi çok kırdı gerçekten. Ah, yapma. O işiyle ve arkadaşlarıyla ilgileniyor. Gitmesi gerekiyordu. Hayır, ama somutmak bir kez olsun yok. Beni düşünmedi. O işi için gitti. Rahat ol lütfen. Onu arıyorum. Peki tamam. Sakin. Ara. Anneciğim. Ne oldu? Görünüşe göre onu bekliyorsun, öyle değil mi? Hı? Prita, lütfen canım, benimle dalga geçme. Konuşmamı istemiyorsun, öyle mi? Prita, senin işin vardı. Hadi git ve onları hallet canım. Benim lütfen. İşim bitti. Bana gülme. Hadi hemen git ve çiçekleri sula. Hadi, tamam mı? Hey, ne yapıyorsun? Çekil. Lütfen halledin. Tanrım, çok özür dilerim ben. Sonunda dediğini yaptın, öyle değil mi? Sen bana çarpıp yere düşürdün. Hayır, öyle bir şey yok. Sadece hataydı. Bana haksızlık ettiğini kabul ettin. Benden özür dile. Ayaklarıma kapan ve özür dile hemen. Neden özür dileyim? Bunu bilerek yapmadım ki. Bunu bilerek yaptın. Hayır, yapmadım. Evet, yaptın. Senin sorununla hiç anlamıyorum. Beni suçlamak mı istiyorsun? Peki tamam, o zaman uzaklaş. Şimdi bunu kasten yapıp özür dileyeceğim. Hı? Anlaştık mı? Özür dilerim. Bu kız tam bir deli. Ne oluyor canım? Gözlerini ondan ayıramıyorsun ha? Yüzün mü kızardı ha? Hala onu ilk görüyormuş gibi kızarıyorsun. Onunla nişanlandığını unutma. Onunla resmi olarak herkesin önünde görüşebilirsin. Doğru. Bunların hepsini daha sonra konuşuruz. Ama önce gidip Tanrı'ya dua etmelisiniz. Evet, doğru. Uzun ve mutlu bir evlilik için gidip dua etsinler. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Çok güzel görünüyorsun. Ne? Kes artık. Merhaba Şerli. Merhaba teyze. İyi günler kızım. Biz de sizi bekliyorduk. İçeri gelin. Anne, bu da Prita. Demek öyle. Demek sen Prita'sın. Şerlin bana senden çok bahsetmişti. Öyle mi? Umarım iyi bahsetmiştir. Lütfen içeri gelin, hadi. Kızım. Ona karşı çok dikkatli ol. Çünkü oldukça güzel bir kız. Lütfen anne. Bu basit kızı nasıl sevebilirsin ki? Hadi Şerlin. Bugünlerde erkekler böyle basit kızlardan hoşlanıyor. Ve erkekler basit kızlarla evlenmeyi tercih eder. Rişap orada. Ben gidip haber vereyim. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu Samir'le konuş. Rişap. Senin için bir sürprizim var. Nedir? Şerlin ve annesi buraya gel. Bak, oradalar işte. Yanlarına gitsene, hadi bekletme. Prita. Şey. Dur, bekle. Hiç önemli değil. Ben hallederim.
Ben de yardım edeyim. Bak anne, benim müstakbel kocam benden çok onunla ilgileniyor. Hey Şerl. İşte oldu. Yardımın için teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Alo? Alo? Gördün mü? Beni hiç umursamıyor. Sırf benden kaçmak için onun yaptığına bak. Sakin ol kızım. Bir problemimiz var. Bir şeyler yapman gerek. Bence Karina ile konuş. Bence o bir çözüm bulabilir. Ve böyle sorunla nasıl baş edeceğini ona sor. Tamam anne. Bir şeyler yapmam gerek. Evet Karina. Bugün yeterince garsonumuz yok gibi. Bir şeyler yap. Bence sen Prita'dan hizmet etmesini söyle. Ama böyle bir şeyi Prita'dan istemek doğru olmaz Karina. Yani bu çok saçma olur. Lütfen dinle beni. Burası çok kalabalık oldu. Sen ve ben misafirlerle meşgulüz değil mi? Bu sorumluluğu üstlenecek birine ihtiyacımız var ama bu çok basit bir şey. Hizmet etmekten utanmamalı. Peki tamam. Ben Prita ile konuşurum. Peki. Karina hala. Evet canım. Seninle konuşmak istiyorum. Evet tabii ki. Yardımına ihtiyacım var. Seni dinliyorum. Söyle. Bu ikisinin arasında ne var hala? Evet. Ben de görüyorum canım. Ama gördüklerinden dolayı rahatsız olmana hiç gerek yok ki Şerlin. Dinle. Rişap tam bir beyefendidir. Ayrıca yardımsever biridir de. Başı dertte olanlara hep yardım eder. Prita'nın şalının vazoya takıldığını gördü ve ona yardım etti. Bence sen bunları düşünüp üzülme. Çünkü senin düşündüğün gibi bir şey yok. Bu söylediklerinden gerçekten emin misin ha? Sorun değil hala. Cevap vermene gerek yok. Ama böyle durumlarda karşılaşmaya devam edecek olursam, yeğenin Rişap'la evlenmeyi bırak, yüzünüze bile bakma. Şerlin, endişelenme. Bana güveniyorsun öyle değil mi? Söz veriyorum. Prita'dan en kısa zamanda kurtulacaksın canım. Sen sadece bana zaman ver. Dediğin gibi olsun. Aksi takdirde düğün iptal olur. Hayır Şerlin. Senin Rişap'la evliliğine hiç kimse zarar veremez. Onun için en iyi eş senden başkası asla olamaz. Ben ikinizin evlenmesini istiyorum. Bekle ve gör. Bugünkü partide Prita'ya öyle bir ders vereceğim ki o kimsenin yüzüne bakamayacak. Bekle ve izle. Neden bunu söylerken tereddüt ettiniz ki teyze? Benim de bu aileden olduğumu söylemiştiniz, öyle değil mi? Ben de bu ailenin bir üyesi olduğuma göre misafirlere hizmet edebilirim. Elimden geleni yaparım işte. Tamam. Siz merak etmeyin. Teşekkür ederim Prita.
Tanrım. Çok özür dilerim. Bu benim yüzümden oldu. Ay dur bekle. Dur sakın kımıldama, ben temizlerim. Sen git. Peki burada neler oluyor? Bundan hiç hoşlanmadım. Hayatta yalnız bir kez aşık olunur derler. Prita Sherlin'le evlenmemi istedi. Ama ben Sherlin'e aşık değilim ki. Aşka sen karar veremezsin. Aşık olursun. Abi ve Pragya gibi sevilmek benim kaderimde var mı ki? Şimdi? Ben de sana aynı soruyu soruyorum. Ne bu? Niyetin ne? Özür dileyip gitmeliyim. Onunla tartışmanın bir anlamı yok. Çok üzgünüm. Bir dakika. Nereye gidiyorsun? Konuşmam bitmedi. Seni uyarıyorum. Bu saçmalığa bir son ver, tamam mı? Abi ben şimdi ne yaptım ki? Öyle mi? Demek bilmiyorsun ha? Seni orada gördüm. Nerede? Ne gördün? Konuşsana Karan, ne oldu? Ne gördün? Ben ne yaptım ha? Söyle. Ama sen Rişat'la yakınlaşmaya çalıştın. Neden? Ey yüce tanrım. Demek sırf beni Rişat'a bakarken gördüğün için ki bu çok yanlış. Ona yaklaşmaya çalıştığımı mı sandın? Söylesene Karan. Evet. Bu çok saçma. Yanılıyorsun Karan. Evet. Bunu yaptığını biliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sherlin senden çok daha iyi. Onunla asla rekabet edemezsin. Onlar Rişap'la çok yakışıyor. Bu yüzden düşündüğün ne varsa vazgeç. Ne? Ne oldu? Neden bakıyorsun? Yakışıklıyım değil mi? Seni asılsız yere suçlamıyorum. Benim kanıtım var. Seni gördüm. Elindekini Rişap'ın üzerine döktün. Sonra da silmek için ona yaklaştın değil mi? Bunu bilerek yaptın. Öyle mi? Gerçekten bunları mı düşündün Karan? Evet, bunları düşündüm ve bu da gerçek. Ve bu yüzden şansını zorlama, tamam mı? Ay bir dakika bekle. Peki ya siz şu anda ne yapmaya çalışıyorsunuz ezik Karan Lutra? Yoksa beni kıskanıyor musunuz ha? Söyleyin. Ne? Evet, onu kıskanıyorsun. Onu kıskanıyorsun çünkü sana değil de sadece Rişap'a değer veriyorum. Neden sana değil de ona değer verdiğimi bir düşün bakalım. Çünkü tüm kızların sana aşık olduğunu sanıyorsun. Ya da sen gerçekten abin Rişap'ı kıskanıyorsun. Çünkü Rişap çok güzel, çok çekici ve akıllı olan Sherlin gibi birini seçti. Seninse etrafında iki aptal kız var. Neydi onların adı? Sofia ve Malişka. Onlar Sherlin'in yanında o kadar sönük kızlar ki. Bu yüzden... Sen onu kıskanıyorsun. Bir düşün bakalım. Haklıyım öyle değil mi? Tamam mı? Prita. Çok güzel görünüyorsun. Peki birlikte yaşlanmaya ne dersin ha? Ha? Ay! Prita. Lütfen bana bir cevap ver. Evet, biraz önce bahsettiğin kızlar çok sıkıcı. Peki birlikte yaşlanmak? Ona ne diyorsun söyle. Hadi söyle. Neden bana tavır yapıyorsun? Hadi tut şunu. Şalım senin yüzünden yırtıldı. Sen neden şallarımın düşmanısın?
Biliyor musun Karan? Ben sana ezik derken çok haklıydım. O kızlarla dolaşa dolaşa tamamen onlara benzemişsin. Benim demek istediğim güzel bir kızı etkilemek istiyorsan böyle aptal şeyler yapmaman gerekiyor Karan. Dön de kendine bir bak. Sen tam bir delisin. Zenginsin. Ama senin karakterin zayıf. Senin öyle bir egon var ki bu da seni mahvediyor. Şu tipine bir bak. Acı nasıl görünüyorsun. O yüzden Rişab'ı kıskanıyorsun öyle değil mi? O kızların zerre kadar bir akılları varsa seni değil kardeşin Rişab'ı seçer. Anladın mı beni? İkiniz birbirinizden çok farklısınız. O benim şalımı sıkıştığı yerden kurtarırken o kadar dikkatliydi ki. Ama öte yandan sense benim şalımı yırttın. İşte bu yüzden birbirinizden farklısınız. O çok iyi ve oldukça kibar bir adam. Bir kızın yardıma ihtiyacı varsa ona yardım eder. Eğer o içecek yanlışlıkla senin üzerine dökülmüş olsaydı hiç umurunda olmazdı. Çünkü bunu hak ederdin. Kimse seni önemsememeli. Çünkü sen de kimseyi umursamıyorsun. Çok kibirlisin. Ama kardeşin ise çok iyi huylu biri. O... Tam bir beyefendi, adam gibi bir adam. Ama sen var ya sen, Aa evet, bir şey daha var. O kızların senden neden hoşlandığını biliyor musun? Söylesene neden senin peşindeler. Çünkü o kızlar da aynı senin gibi karan, boş kafalılar. Üçünüzde de akıl denen şey yok. Aklı başında olan hiçbir kız seni asla hayat arkadaşı olarak seçmez. Çünkü mantıklı kızlar kendileri için neyin iyi olduğunu çok iyi anlar. Anladın mı? Hey, bekle au, biraz. Au. Ay. Sakın ola bir daha bana böyle davranma. O kızların bana yaklaşmasına izin veriyorum çünkü onlar beni seviyorlar Prita. Yanımda başka kızlar gördün mü? Hayır canım. Çünkü o aptal kızlar dışında hiçbir kız sana ilgi duymaz Karan. Ben var ya istediğim her kızı kendime aşık edebilirim, tamam mı? Ne oldu? Kalp atışımı hissedebildin mi? Hiç bu kadar yakın olmamıştık. Seni asla etkilemeye çalışmadım. Eğer deneseydim bana koşarak gelirdin. Bana büyülü sözler söylerdin. Seni seviyorum Karan. Seni seviyorum. Ah Karan. Sana söylemek istediğim şeyler var. Ben ve sen. Sen iğrenç birisin, anladın mı? Senin için hiçbir şey hissetmedim. Hissetmem de mümkün değil Karan. Çünkü ben hiç etkilenmedim. Ve asla benim dengim değilsin, anladın mı? Senin gibi birine aşık olamam. Hey, bekle Prita. Adım Karan Lütfen. Ben asla kaybetmem Prita, anladın mı? Çünkü sen asla benim gibi sıkı bir rakiple karşı karşıya gelmedin. Ben seni her durumda yenerim Karan. Peki tamam. Beni aşk veya kriket oyununda yenmeye çalış. Ne dersin? Demek istediğim senin için birini seçeceğim. Sen de ona kur yapacaksın. Ben böyle iğrenç oyunlar oynamam. O zaman neden bana meydan okudun ha? Biliyor musun senin bu kadar korkak bir insan olduğunu hiç tahmin etmezdim Prita. Peki tamam Karan. Kırkette sana meydan okuyorum Karan. Tamam mı? Sen tam bir delisin. Unutma Karan Lütre'yim. Ben bir yıldızım. Beni yeneceksin öyle mi? Vay canına. Hayal kurma. Bir kadın bir şeye karar verirse ne olursa olsun onu başarır. Anlaşıldı mı? Evet işte böyle konuşurlar. Hep kafa şişirirler. Evet. Kapa çeneni. Biz kadınlar çok daha iyiyiz. Tamam peki. Meydan mı okuyoruz? Eğer bunu kaybedersen benim çekici biri olduğumu kabul edeceksin. Aşık olacaksın. Anladın mı beni? Kabul ediyorum. Tamam. Peki adamlarım nerede? Hey çocuklar, maç yapalım mı? Kriket mi? Elbette olur.
Ben her zaman maça hazırım. Harika. Ama Rişap nerede? Onu da bulalım. Akaş, bize katıl hadi. Oyun planı kuralım. Kimden geldi mesaj? Şey, Prita'dan geldi. O beni çağırıyor. Hadi git ve onu gör. Tamam. Hadi. Karan Arvind amcayı görmek istiyor. Keşke Mahesh Dey bugün burada olsaydı. Ama neden Arvind'e ihtiyacı var ki? Samir, söylesene bundan sonra kimin konseri var? Eğer biraz sonra Sani Leon'un konseri varsa buradan asla gitmem. Demek istediğim aslında o benim kız kardeşim gibidir. Hadi kaçalım. Hadi gidelim. Mega, Arvind'in senden bu kadar korktuğunu bilmiyordum. Bu aralar devir o kadar değişti ki kocalarımızı tutmak çok zor. Gördün işte, sınırları aşıyor. İşte burada. Söylesene Karan, ne oldu? Neden beni aradın? Tamam, hallederiz. Biraz işlerim vardı. Karan, söyle, beni aramışsın. Önce bana bir şey söyle. Beni seviyor musun? Önemsiyor musun? Değer veriyor musun? He? Elbette dostum. Şüphen mi var? Elbette seni önemsiyoruz. Biz bir aileyiz. Haksız mıyım? Evet, haklısın. Peki sorun ne? Şey, ben Prita ile kriket oynayacağız. Ne? Karan, neden çocukça davranıyorsun? Prita bir kız. Kesinlikle. Anlatmaya çalıştım. Ama Karan Lütra'ya meydan okudu Rişap. Ama bana karşı kazanabileceğini düşünüyor. Evet abla, sen her konuda harikasın, öyle değil mi? Srişti, neden anlamıyorsun? Biraz önce Karan'la tartıştım ve ona oynayacağımız bir kriket maçı için öfkeyle meydan okudum. Ama kriket tek başına oynanamayan ya da kazanılamayan bir oyundur. Takım olman gerek ve kadınlar arasında kimin iyi kriket oynadığını ben hiç bilmiyorum. Abla, öncelikle tebrikler. Ona meydan okuman çok güzel. Ayrıca kadınlar ve erkekler arasında asla ayrımcılık yapılamaz. Özellikle de gücümüzü küçümsediklerinde. Sonuna kadar savaşmak için bir şeyler yapmalıyız. Onları mutlaka yenmeliyiz. Adamlar oldukça kibirli abla. Onlara gücümüzü göstermeliyiz. Bu sadece kriket oyunu değil mi? Burası Hindistan. Kriket oyunu buradaki herkesin favori oyunudur. Evet. Burada her zaman kriket maçı yapılır. Vande T20 gibi. Herkes bunu izliyor. Buradaki kadınlar bile kriketin tüm temel kurallarını ezbere bilirler abla. Hepimiz iyi oynayacağız. Ay, umarım öyledir. Şiriş diye katılıyorum Prita. Kadınlar onları güçlerini göstermeli. Biz sadece bu oyunu oynamayacağız. Aynı zamanda onları yeneceğiz, öyle değil mi? Merak etmeyin, ben herkesi ikna etmeye çalışacağım, tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Biz onları yeneceğiz. Ben gidip herkese anlatayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Tanrı'ya şükür. Evet. Çocukça davranmayı bırakın artık beyler. İçeride bir sürü misafirimiz var. Böyle bir maç asla olmayacak. Salil, Samir, maç oynanmayacak. Bir sürü işlerimiz var. Maç yapmak istiyorsun, öyle mi? Neyin var senin? Ve Karan, tek başına bu maça çıkacaksın. Çünkü meydan okuyan sendin. Neden diğerlerini zorluyorsun? Ama bu maç olmayacak dedim, lütfen. Ben oynamak istiyorum. Efendim, Bay Karan kriketin tek yıldızıdır. Ben onun için işimi tehlikeye atmaya hazırım. Emin misin? Abi, inan herkes bu maç için çok heyecanlı. Herkes kabul etti. Samir bile oynayacak, değil mi Samir? Cevap versenize. Arvind amca, sen ne diyorsun? Söylesene, bu maçı yapmak istemiyor musun? Bu sadece bir maç değil, erkeklerin onuru söz konusu. Kadınlar her zaman bizleri küçümsüyorlar. Yemek yapamayacağımızı da söylüyorlar. Sen de biliyorsun ki bu dünyadaki tüm ünlü şeflerin hepsi erkektir, değil mi? Biz erkeklere çocuk da bakamaz diyorlar. Ama birçok bekar baba var. Çocuklarına bakıyorlar. Onlardan özür dilememizi istiyorlar. Hep aşağılıyorlar. Haksız mıyım? Sonuna kadar katılıyorum Karan. Haklısın. Eşim evde aynı şeyi bana da yapıyor. Karan, seninleyim ben. Bence de haklısın. Kız arkadaşım bana hep hediye aldırır. Ve kötü seçim yaptığımda hep beni suçlar. Karım da kendi sözünden çıkmamamı istiyor. O her şeyden şikayet ediyor. Ayakkabıların neden rafta değil, çorapların nerede? Neden onu buraya koydun, havlunu neden asmadın? Benim demek istediğim aslında çile çekiyor. Senin en azından bir karın var ve ayık. Ama benimki hiç sormayın, aklını kaybetti. Arkadaşıyla bir fotoğrafını çerçeveledi ve altına kızlar iyidir yazdı. Peki ya erkekler?
Ciddi misin? Kızlar böyle mi yapar? Hı hı. Bu bir meydan okuma. Aynen öyle. Şimdi söyle, bu maça çıkmak bizim görevimiz değil de nedir, ha? Evet Karan, ben seninleyim. Birbirimize destek olalım. Evet, Karan kesinlikle haklı. Pekala, tamam. Bu kadarı yeter, öyle değil mi? Ve eğer durum buysa, biz hepimiz bu maça çıkacağız. Söylediklerimi anladınız mı? Hepiniz hazır mısınız? Evet! Oynamakla kalmayacağız. Bu maçı kazanacağız. Evet, kazanacağız. Evet. İşte birlik budur. Evet. Kazanacağız. Hadi, hadi. Hadi gidelim. Peki bu maçta yorumcu kim olacak? Bu çok basit. Erkeklere karşı kızlar. Bir erkek, bir kız yorumcu olacak. Peki tamam da bu iki yorumcu kimler olacak abi? Bekle. Öyle iki yorumcuya ihtiyacımız var ki tarafsız olmalı. Hata yapmamalı. Peki abiye ne dersiniz? Abi. Hey abi. aslında bana bir iyilik yapmanı istiyorum. Ben her dediğini yaptım ama sırada ne var ki? Şey, mesele şu ki sen bir problem olduğunda ne yapacağını biliyorsun. Varun'la başa çıkabildin abi. Lütfen lafı dolandırma Rişap. Hadi söyle bana. Benden ne tür bir iyilik istiyorsun? Aslında kızlar erkeklere karşı bir maç yapacağız. Senin de bu maçta yorum yapmanı istiyoruz abi. Lütfen bizi reddetme. Rişat, gerçekten bu harika bir fikir. Ben bile yapabilirim. Ben de bu maçı yorumlayabilirim. Aslında ben... Yorumcu. Aa evet. Ben pek hızlı konuşamam ama yorum yapmak da oldukça iyi. Bu harika. Öyleyse ben gidip tüm düzenlemeleri yapayım. Tabii ki olur. Sormana gerek yok. Elbette. Zaten buraya konuşmaya geldik ha. Bu bizim için ilk olacak. Biz evli olarak ilk defa yorum yapacağız. Öyle değil mi? Ben hazırlıkları yapayım. Görüşürüz. Sakın bizi rezil etmeyin, olur mu? Ben size güveniyorum. Bu maçta kendimizi kanıtlayacağız abi. Merak etme. Onlara büyük bir ders vereceğiz. Elbette. Onlara gücümüzü gösterin hadi. Gidelim. Orada görüşürüz hadi. Hadi, hadi gidelim. Pekala. En iyisi hangisi? Evet, erkekler en iyisi ve ben onların yanındayım. Yani siz kazanmak zorundasınız. Evet, evet. Kızlar bunu kazanmak zorundayız. Evet. Kızlar. Evet, hey hey. Dur dur dur, ne yapıyorsun? Biraz önce bana ilgi göstermedin ama. Öpmeme izin vermedin. Şimdi elimi tutup sürüklüyorsun. Neler yanlış oluyorsun? Anlıyorsun. Düşündüğün gibi değil. Öyle mi? Peki ya bu yaptığın ne? Yok bir şey. Unut gitsin. Biraz sonra yapılacak bu maçı kızlar kazanacak. Ve kadınlar erkeklerden iyi olduğunu kanıtlayacak. Hayır, 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 hayır. Biz erkekler kızlardan her zaman çok daha iyiyiz. Bak, bana gerçeği söyle. Bunu kimseye söylemem. Ve sen mecbur olduğun için onları destekliyorsun değil mi? Aslında kızları tutuyorsun abi. Biliyorum. Ben asla böyle bir şey düşünmedim. Erkeklerin kızlardan daha iyi olduğuna gerçekten inanıyorum. Dinle, bu konuda ciddiyim. Pekala, bahse girelim. Bahis hangi takımın kazanacağına bağlı. Ama erkekler kazanırsa ne alacağımı bana söylemen lazım. Açıkça konuş. Sakın benden asla olmayacak şeyleri isteme. Bu konuda merak etme. Kazandığımda ne alacağımı söyle yeter. Ne olabilir? Ben söyleyeyim. Eğer maçı erkekler kazanırsa... Ama... Bir öpücüğünü alırım. Hı? Ben... Oradayım. Şimdi maçın kurallarını anlatacağım. Çünkü karşımızdakiler kriketten asla anlamıyor. Evet Karan. Karşımızdaki bu takımın hiçbir kuraldan haberi bile yoktur. Öyle değil mi dostum? Daha önce duymamışlardır bile. Harika değil mi? Hey kızım. Evet? Tenis değil, kriket oynayacağız. Boşuna giymişsin. Ama efendim, ben bu elbiseyle çok rahatım. Biz de çok rahatız. Ama sanırım onlar değil, değil mi? Pekala, bu kadar yeter. Sıra kurallarda. Herkes 7 atış yapacak. 20 atışa gerek yok. 3-4 atışta zaten kaybedeceksiniz. Ama sen bizi küçümsüyorsun oğlum. Biz çok güçlüyüz. Öyle değil mi kızlar? Hayır, hayır hanım.
hanımefendi. Bu kadar kibar olmana gerek yok. Şu anda onlar oğullarınız değil. Sadece rakibiniz. Sonuçta bir oyun bu. Eğlenmek ve yenmek için geldik. Hadi başlayalım artık. Tamam tamam peki anne. Sana kuralları anlatayım. Eğer bu top yere çarpacak... Bir dakika. Kızlar. Hadi söyleyin. Top yere çarpıp çizgiyi geçerse kaç puan olur ha? 4 puan. Peki ya eğer o top vurduğumuzda dışarı çıkacak olursa? 6 puan. Peki ya o top kaleye girecek olursa? 4. Peki ya kızlar o topu tüm gücümüzle dışarı atarsak ne olur? Geniş atış. Peki ya kızlar eğer bu zavallı adamlar üst tura çıkmayı başaramazsa? İlk yarı bitecek. Harika. Peki. Anladınız mı? Eğer başka bir şey öğrenmek isterseniz söyleyin, onu da anlatırım. Sorunuz var mı beyler? Beni hiç maç yaparken gördün mü sen? Hayır, ama bu maçı harika şekilde oynayan bir sürü as oyuncu gördüm. Tanrı'ya şükür seni görmedim. Yoksa kriketten nefret ederdim. O zaman izle. Dur bekle. Ne oldu? Yok bir şey. Hiçbir şey. Sadece baktım. Tamam güzel. Hadi başlayalım o zaman. Hakem nerede? İşte. Hakem burada. Hakem benim. Neden? Çünkü büyüğüm. Burada hakem olmayı çoktan hak etmiş bulunuyorum değil mi? Evet. Evet. Ben en büyük olduğum için emin olun sizlerden akıllıyımdır. Bence yenildiniz. Çünkü kriketten hiç anlamıyor. Hey aptal abi. Dediklerinin hepsini duydum. Ben de senin bu dünyadaki en iyi hakem olduğunu söylüyordum babaanne. Ben de takımın amigo kızı olacağım. Harikasın. En güzel çok amigo güzel, kız güzel. Burada. Bu maça en güzel şekilde amigoluk yapacağım beyler. Evet. Ve eğer ben bir karar verecek olursam bu karar asla değişmez. Ha, evet. Harika. Peki benim dans etmem gerekmiyor. Çok iyi. Muhteşemdi. Hadi başlayalım artık. Yazı tura mı? Evet. Bu harika. Bayanlar ve baylar, kriket oyununa kimin başlayacağı yazı turayla belli olacak. Bayanlar ve baylar, yazı tura için hazır mısınız? Bozuk para, hadi. Hadi evet, hadi. Evet, bozuk para. Şey, yazı. Tura. Tamam. İki, üç. Ay dur artık. Evet. Biz kazandık. Evet. İşte bu kadar. Bu kararı hakem verecek. Görünen o ki... Erkekler bu para atışını kazanmış oluyor. Yaşasın. Açılıştaki vurucular Rişap ve Arvind amca. Arvind amca yakında Lutra ailesinin bir parçası olacak. Rişap'ın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyorum ama Arvind amcanın nasıl bir oyuncu olduğunu bilmiyorum. İzleyip göreceğiz ama değil mi? Hadi bol şans Rişap amca, yani Rişap ve Arvind amca. Bol şanslar. Sen sakın ola beni merak etme abişek. Ben eskiden bu oyunda bir numaraydım dostum. Bir dakika abi lütfen bekle. Bence o top oldukça sert. Kadın oyunculara zarar verebilir. Bence yumuşak topla oynayalım. Rişap korktu kız. Rişap onları düşünmen çok güzel. Bence kadınlar sert topla oynayabilir. Ama bu teklifi yaptığın için benden bir fincan sıcak çay kazandın Rişap. Bravo. Vay canına. Salil,
Hadi topu getir. Tamam, getiriyorum. Al bakalım. Prita, dikkatli ol. Hassas ellere zarar görmesin. Yumuşak top. Bence maçı sert topla oynayalım. Prita, bırak onu. Hadi oynayalım. Tamam peki. Hadi, hadi başlayalım. Bayan Lutra, beni buraya neden çağırdınız? Dinleyin. Yakında siz de ailemizin bir parçası olacaksınız. Bu yüzden aramızdaki bağ daha güçlü olmalı. Peki, ne yapmalıyım? Sizden bir şey isteyeceğim. Sende olan bir şey var. Beni dinle. Kritika yakında gelinin olacak. Senin bu kararın onun mutluluğunu ne kadar önemsediğini bize gösterecek. Peki, hemen döneceğim. Ama bir dakika. Hemen dönerim. Konuşmamı bitirmeden gitti. Bu adamla ne yapacağız? Burada olmana sevindim. Bir şey söyleyecektim. Maçı kızlar kazanacak. 10 dakika içinde maçı alırız. Anladın mı? Ve bu maçı kazandıktan sonraki ilk dansımı seninle yapmak istiyorum. Delirdin mi sen? Hı? Hadi git. Bak, bir de kafa tutuyor bana. Hey, dur. Evet Akşay. Bu maçta bana karşı sayı almayacaksın. Akşay, hile yok. Bunu yapmayacağım. Bak hayatım. Sanırım sen benimle evleneceğini unutuyorsun canım. Unutma, ben nişanlınım. Ve nişanlının dediğini yapmak da senin görevindir. Kritika. Buraya gel lütfen. Hadi, çok acil. Hadi. Affedersin. Şimdi beni iyi dinle. Topu çok iyi kavra. Çünkü kaybetmeyi göze alamayız Kritika. Tamam mı? Gidelim mi? Hadi abla, sayı al. Bayan Lutra, sakin olun ve sayı alın. Şimdi bekleme, hadi. Nasıl sayı alınırmış izle Şrişti, tamam mı canım? Bazı oyuncuların hile yapacağına dair bir koku alıyorum. Ben hilenin kokusunu uzaktan alabilirim. Öyle mi? Oyun yeni başladı ve hile yaptıklarını düşünüyorsun. Bunu oyun bittikten sonra konuşalım. Her şey yolunda. Hadi beyler. Hadi kızlar, hazır mısınız? Vuracağız, hazır mısınız? Hadi. İşte kadınların gücü. Harika. Gördün mü? Bak, hile yaptı. Sen bunları boş versene abi. Bayan Lutra'nın atışını görmedin mi ha? O gerçekten iyi bir atıcı. Demek istediğim, ilk atışıyla güzel sayı yaptı. Sen de gördün. Vay canına. Ben hala şüpheliyim ama. Arvind amca, senden şüpheleniyorum. Amca, bunu kasten yaptığını biliyorum. Seni gördüm. Karan oğlum, ben babaannenin sözünü dinliyorum. Sadece bu. Biz ailemizin iyiliği için fedakarlık yapmalıyız. Peki. Harika bir atıştı. Sonuçta adı Samir. Çok güçlü biridir. Hı? Yine sayı aldı. Hanımefendi, neler söyleyeceksiniz? Yorum yapmak ister misiniz ha? Hadi Samir, altı istiyoruz. Hadi.
amca. Kaybediyorlar. Erkeklerin gücünü göstermelisin. İşte bu doğru. Üst üste 14 tur. Vay canına. Birinci turun bitiminden sonra erkeklerin skoru 14 tur. Görünen o ki bizim kızların başı büyük dertte. Çocuklar harika oynuyorsunuz. Harikasınız, hepinizi alkışlıyorum. Bravo. Kızlar pes etmez. Mücadeleye devam ediyorlar. Sıradaki atışı yapacak kişi ise Şirişti. Kural dışı. Hey, kes şunu. Kural dışı falan değil. Bence sen sus. Sen bize ne söylersen söyle inanmayacağız. Kural içi sayılır. Harika atıştı. Kural dışı. Evet evet, sayı. Eğer Karan topa vurursa biz ne yaparız? Başımız belaya girecek. Ha, ne yapmalıyım? Ne? Bir şey yapmalıyım. Oh. Alo? Merhaba Sofia. Evet, o benim. Sen kimsin? Ben Şirişti, Prita'nın kardeşi. Neden beni aradın? Ne istiyorsun? Senin o ablan olacak kız Karan'ı benden kaptı. Kalbimi çok kırdı. Neden beni aradın? Konuşmak istemiyorum. Hoşça kal. Hey, dur dur, bekle. Lütfen kapatma, dur lütfen. Benim sana çok sevineceğin haberlerim var Sofia. Ama bunu söylemem için bana bir iyilik yapman lazım, olur mu? Devam et. Vereceğim habere hazır ol Sofia. Ama söyleyeceklerimi yapman gerek. Hadi bana bu konuda söz ver. Tamam, söz veriyorum. İyi haberinle. Ah. Dinle Sofia, o gün çok üzgün olduğunu ve ağladığını gayet iyi biliyorum. Kritika ve bana o gün söylediklerini hatırlıyor musun? Karan ve Priti arasında bir şeyler var demiştin. Ama çok yanılmışsın canım. Onların aralarında hiçbir şey yok. Hadi ama, ben onları yan yana gördüm. Hem odada hem banyoda. Çok yanılıyorsun, bu o anlık bir şeydi. Aralarında hiçbir şey yok. Onlar birbirlerini hiç ama hiç sevmiyorlar, nefret ediyorlar. Sana gerçeği söylüyorum Sofia. Bekle, sen ciddi misin? Elbette, çok ciddiyim. Aa tanrım, o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Şimdi sen söyle, istediğin iyilik ne? Tamam, şimdi beni çok iyi dinle. Aman tanrım, ben bunu nasıl yapabilirim? Hadi Sofia, bana söz vermedin mi? Kızların zaferi için bunu yapacaksın. Lütfen, 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 lütfen. Tamam. Yapacağım. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Seni çok öptüm. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.